Şişli Belediyesi Hizmet Binası, bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarında ibadet yeri olarak gösterilmiştir. Yanında bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine de 4 adet rezidans yapılmaktadır. Bu okullara yapılan rezidans taş yapı tarafından yapılmakta ve belediye Şişli Belediyesi şu anda anıt yapıya yakın olduğu için bu gerekçeyle bu inşaatı durdurmuştur. Soruyoruz, bir belediye hizmet binası niçin ibadet yeri olarak gösterilmiştir? Ayrıca orada sadece fakir öğrenciler okuduğu için mi o okulun bahçesine illaki rezidans yapıyorsunuz? Bir pilavı bir çocuk tek başına satın alamıyor, iki çocuk birlikte yiyor. Garip gurabaya düşman mısınız? Teşekkür ederiz.